Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi dairenin tarama testini gömeceğiz arkadaşlar. Hadi bira bismillah diyorum ve başlıyorum ilk soruyla. Çevresi 24 pi olan, hemen çevresinin formülünü yazıyoruz artık. Bunlara alıştınız köşe taşlarından. 2 pi r'ymiş çevrenin formülü ve bu 24 pi'ymiş dostlarım. Pi'leri sildim, 2'leri sildim. R'ye 12 kaldı. Dairenin alanı nedir diye soruyor. Pi r kareydi dairenin alan formülü. Pi'miz zaten sabit sayı. R karemizde 12'nin karesi yapıyorum. 144. Demek ki cevap 144 pi, yani Edirne'den geldi. İkinci sorumuz. Şekildeki çemberler eş merkezidir. Çemberler arasında kalan taralı bölgenin alanı budur. Çemberlerin çevreleri toplamı budur. Küçük çemberin yarıçapı nedir? Şimdi küçük çemberin yarıçapına A diyorum. Büyük çemberin yarıçapına B diyor. Taralı bölgenin alanı dediğimiz büyük dairenin alanından, yani pi b'nin karesi eksi küçük dairenin alanı pi a kareyi çıkarttığında bu taralı alan, yani 40 pi. Hemen pi'leri sildim. B kare eksi a kare 40 geldi. B kare eksi a kareyi de 2 kare farkı yapıyorduk dostlar. B eksi a, b artı a diye açıyorum bunu. Eşittir 40. Tamam, bunu bulduk. Çemberlerin çevreleri toplamı diyor. Çemberlerin çevresi neydi? 2 pi, şöyle yazayım. Küçüğünün yarıçapı a artı 2 pi, büyüğünün yarıçapı b. Eşittir bu da 20 pi'ymiş. Hemen 2 pi'ye bölelim. Bakın hepsinde 2 pi var. Buradan da ben a artı b'yi 10 buldum. 2 ve pi'ye böldüğümde a artı b 10 çıktı. Tabi a artı b 10 ise b eksi a'nın çarpımlarının 40 olması için 4 olması lazım. Hemen bunları alt alta yazalım. Şimdi b eksi a'yı biz 4 bulduk. B artı a'yı 10 bulduk. Alt alta topladım. A'lar gitti. 2b eşittir 14. B eşittir 7. B 7 ise a'da yerine yazdığında 3 gelir. Küçük çemberin yarıçapı, yani 3'ü soruyor bize. Üçüncü sorumuz. Daire diliminin yarıçapı 12'dir ve alanı 12 pi santimetre kareymiş. Hemen bulalım bu daire diliminin alanını. Alfa derecelik dairenin alanı alfa bölü 360 çarpı tam dairenin alanıydı. Tam daire de pi re kareden 144 pi yaptı. İşte bu 12 pi'ye eşitmiş. Şimdi pi'leri silelim. 12'ye bölelim, 12'ye bölelim. Burada 12 kalsın. 12'ye bölelim, 12'ye bölelim. Burada 30 kalsın. Şurada 1 kaldı. İçler dışlar yaparsam alfayı 30 bulurum. Dördüncü sorumuz. O merkezli daire diliminin yarıçapı pi santimdir. Tamam. 4 verilmiş. Daire diliminin alanı nedir diye bir soru soruyor. Dostlar, daire diliminin alanını eğer şuradaki açıyı bilmiyorsanız, yani merkez açıyı bilmiyorsanız şöyle buluyorduk. Hemen şu bizim yarıçapımız. Ve pi santim uzunluğunda. Şurası pi. Dostum, dedik ki daire dilimini üçgene benzetin. Tıpkı üçgen gibi düşünün. Ve taban çarpı yükseklik bölü 2 yapın demiştim. Yani 4 çarpı pi bölü 2 benim dairemin alanıdır. O da 2 pi çıkar. Alanı kaç santimetre karedir diyor. 2 pi santimetre karedir diyebilirsiniz. Neymiş? Yayın uzunluğu çarpı yarıçap bölü 2. Bizim daire dilimizin alanının ikinci formülü diyebiliriz buna. Bir başka bulma yöntemi de diyebiliriz. Yayın uzunluğu çarpı yarıçap bölü 2. Evet, 4 tamamdır. Geldik 5 numaralı sorumuza. Benzerlikten faydalandığımız köşe taşında çözerken benzerlik yapmıştık. Şimdi diyor ki önce OA AC'nin iki katıdır. Şimdi AC'ye biz X dersek burası OA neresi? Ha, OA tamamı 2X olacak. O zaman burası da X diyebiliriz. X X, yani şu ne oldu? Orta taban oldu. Şimdi bir de benzerlik yapalım dostlarım. Şuraya 1 bölü 2 diyelim. Bu benzerlik oranları 1 bölü 2. Alanlarının oranı ne oluyordu? Bunun karesi 1 bölü 4. Tıpkı üçgenlerde olduğu gibi. Yani şuranın alanına A alanı dersek biz, tamamı şu daire diliminin tamamı 4A. O zaman buraya 3A kaldı. Ve diyor ki S1 ile S2 eşittir. O zaman burası da 3A'dır. Şimdi alfayı buluyorum. Bakın alfa A alanlı bir daire dilimi. Bir de burada 3A alanlı daire dilimi var. Peki toplam bu daire 360 dereceydi değil mi arkadaşlarım? Yani 4A'lık bir alana sahip dairenin açısı 360 dereceymiş. Bana neyi soruyor?
A alanlı bir daire diliminin açısı kaç derecedir diye soruyor. Hemen bulalım. 4'e bölmüşüz burayı. Burayı da 4'e bölelim. 90 derece gelsin. Cevabımız Denizli'den çıktı. 6. sorumuz. Çeyrek çemberler yerleştirilmiştir. Taralı alan nedir diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen bakın limonu gördük. Dedik ki köşe taşlarında limonu görünce köşegenlerini çizin. Ha da çizdik arkadaşım. Şimdi şurada bir dik üçgen çıktı değil mi karşımıza? Bakın şurası dik üçgen. Hatta bu dik üçgenin alanı dik kenarları 2 olduğu için 2 çarpı 2 bölü 2'den 2 geldi. Bu dik üçgenin alanı. Peki şurada da bir daire dilimi var. Bakın onu da göstereyim şöyle kalınlaştırayım. Şu daire diliminin alanından bahsediyorum dostlar. Şu daire dilimi. 90 derecelik bir daire dilimidir bu. Yarıçapı 2'dir. Yani pi r kare bölü çeyrek daire olduğu için 90 derecelik daire çeyrek dairedir. Pi r kare bölü 4. R'si 2 olduğu için burası da 4 yaptı. 4'ler gitti pi çıktı. O halde şu pi dereceden ben bu üçgeni çıkarttığımda işte şurayı buldum bakın pi eksi 2. E ne demiştik? Limonda bu 2'ye bölünüyordu arkadaşlarım. Eş olarak bölünüyordu. Burası da pi eksi 2. Yani şu limonun alanı 2 tane pi eksi 2. Peki bize taralı alanı soruyor. Biz ne yapacağız şimdi? Karenin alanından şunları çıkartacağız. Karenin alanı 2'nin karesi 4. Neyi çıkartıyorum arkadaşım? 2 pi eksi 4'ü çıkartıyorum. Yani 4 eksi 2 pi artı 4 geliyor ki 8 eksi 2 pi yapıyor. Sorumun cevabı Bursa'dan geldi. 7. sorumuz. Bakın 45 derecelik bir daire dilimi var. Taralı alanı soruyor. Şimdi önce gelin şu 45 derecelik daire diliminin alanını bir bulalım biz. Şöyle mavi yapayım orayı. 45 derecelik daire diliminin alanı. 45 bölü 360 çarpı pi r kare. R'miz 8 olduğu için karesi 64 yazdı. Hemen 45'e böl 45'e böl 8 kaldı. 8'e böl 8'e böl 8 kaldı. Yani 8 pi çıktı tamamının alanı. Peki şurada da bir beyaz bir üçgen var. Bu beyaz üçgeni de bulup çıkartırsam ben bu daire diliminden taralı alan kalır. Peki beyaz üçgen de ikiz kenar bir üçgen sinüs alandan bulalım. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 8 çarpı sinüs 45 kök 2 bölü 2. 2 kere 2 4'tür buradaki 4'ü götürsün 2 kalsın. 2 kere 8 16 yani 16 kök 2 çıktı üçgenimin alanı. 8 pi'den 16 kök 2 çıkarsa da taralı alana ulaşırım dedim. 8. sorumuz yine bize taralı alan soruluyor. Öncelikle çapı gören çevre açı 90 derecedir. 90, 30, şurası 60 derece yaptı. 60'ın karşısı 6 köküssü, 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12'dir. Demek ki buralarda yarıçap olduğu için 6, 6. Şurayı çizdiğimde bu da yarıçap olduğundan bu da 6. Bakın şurada bir eşkenar üçgen çıktı. Buranın da 60 derece olduğunu söyleyelim. Şimdi şöyle bulacağız taralı alanı. Şuradaki 60 derecelik daire diliminin alanını bulacağız önce. Şurayı. Sonra şu beyaz eşkenar üçgeni çıkarttığımızda taralı alan gelecek karşımıza. Şimdi 60 derecelik dairenin alanı 60 bölü 360 çarpı pi r kare. 0 gitti, 36'lar gitti. 6 pi'dir bu. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ten 6'nın karesi kök 3 bölü 4. Yani 9 kök 3'te bu çıktı. 6 pi'den 9 kök 3 çıkacak. Yani cevap Edirne'den gelecek. Çevirdik arka tarafı. 9. sorudayız arkadaşlarım. Eşkenar dörtgenmiş bu. Tabii ki burası 6 kök 3 ise o halde burası da 6 kök 3 oldu. Sonra diyor ki A ve C merkezli iki eş çember yayları çizilmiş. Tamam. Taralı alan nedir diye bir soru soruyor. Bakın yine limonu gördüm arkadaşlarım. Ben şunu çizdiğimde bu limonu şöyle iki eş parçaya bölmüş oldum alan olarak. Sonra ne yapacağız? Şuradaki 60 derecelik daire diliminin alanından. Hadi bunu bir bulalım. 60 derecelik daire diliminin alanı. 60 bölü 360 pi r kare. Pi çarpı 6 kök 3'tür. Yarı çapımız karesi 108 yapar. Hemen birer sıfır sildim. 36'ya böldüm 36'ya böldüm 3. 3 çarpı 6'dan 18 pi geldi daire diliminin alanı. Şimdi ben buradan şu eşkenar üçgenin alanını çıkartırsam a'yı bulurum işte dostum. Hadi eşkenar üçgenin alanını yazalım. A kare kök 3 bölü 4. Yani 6'nın kök 3'ün karesi 6 kök 3'ün karesi 108 kök 3 bölü 4. 4'e bölelim 4'e bölelim 54 27 geliyor. 27 kök 3 arkadaşlarım üçgenin alanı. Yani ben A alanını buldum onu da şöyle buldum. 18 pi eksi
27 köküç olarak buldum. Ama bana 2a'yı soruyor. Yani bunun 2 katını almamı istiyor benden. Hemen 2 ile çarpalım burayı. 36 pi 54 köküç yapar. Yani cevap Denizli'den gelir. 10. sorumuzdayız dostlarım. ABC'de karesinin içine yarıçaplar eşitlik çember ile çember yerleri şekilde yerleştirilmiştir. AB 4. Karenin bir kenarı 4. Taralı alanlar toplamı nedir diye bir soru soruyor. Şimdi bunlar tabii farklı farklı yerlerde gıcık şekiller dostlarım. Ne yapalım? Şimdi biz şuradaki A alanını alıp şuraya taşıyalım. Bakın şuradaki taradığım yerle şuradaki alan birbirine eşit. Şimdi şunlara da B, B dediğimde ya da C de fark etmez. Aynı alanlar ama hadi öyle olmadığını bilelim biz. Bize A artı B artı C soruluyor. Şimdi bu iki çemberin şöyle merkezlerinden geçen doğruyu bir çizelim. AB'yi 4 vermiştik. Karenin bir kenarı 4 ise bunlar 2, 2, 2, 2 yaptı. Bakın şurada bir, şurada şöyle kalın yaptığım bir dikdörtgen oluşturdum dostlarım. Ki bu dikdörtgen alanı 2 çarpı 4'ten 8'dir. Ben bu dikdörtgenden 1 şuradaki çeyrek daireyi çıkartacağım. Bakın şurayı çıkartacağız. 1. Bir de şuradaki çeyrek daireyi çıkartacağım. Yani 2 tane çeyrek daire. Yani kısaca bir tam, bir yarım daireyi çıkartacağım. Pardon, tam değil, yarım. Yani tam dairenin yarısını çıkartacağız. Bize de geriye taralı alan kalacak. Peki tam dairemizin yarıçapı 2. 2'nin karesi 4. 2'ye böldüm. 2. 8 eksi 2 pi geldi. Sorumuzun cevabı Edirne'den çıktı. 11. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? 60 derecelik bir yay görüyorum. O halde şurası da 120 derece yapar. Şimdi bu çapsa çapın altı 180 dereceydi. O halde şuraya 60 derece kalır. Bunu gören merkez açıyı oluşturdum. Şurasıdır 60 derece. Yarı çapımı 12 vermiş. O zaman burası da 12, burası da 12. Bakın burada bir ne var? 60 derecelik bir daire dilimi var. Şu kırmızı yaptığım daire dilimini görün. 60 derecelik daire dilimi. Hemen 60 bölü 360 diyorum. Pi re kare. Pi çarpı 12'nin karesi 144. Sıfırlar gitti. 36'ya böldüm. 36'ya böldüm. 4. 6 kere 4. 24 pi çıktı. O dairenin alanı. Şimdi buradan şu beyaz üçgen var ya, bakın şurası iyice kırmızı yaptığım açısı 60 derece olan beyaz üçgenin alanını bulacağım şimdi dostlarım. Onu da sinüs alandan bulacağım. 1 bölü 2 çarpı 8 çarpı 12 çarpı sinüs 60 diyorum. Kök 3 bölü 2, işte bu da benim üçgenimin alanı. Hemen 2 kere 2 4, şuna sildim 2, 24 kök 3 geldi. Bunun da alanı. Ve ben daire diliminden kırmızıyı çıkarttığımda taralı alan kalıyor. Yani 24 pi eksi 24 köküç olacak. Cevap Edirne'den patladı. Evet. 4 S1 ile S2 eşit. Böyle iki tane alanı eşit verdiğinde bunlara AA diyordum. Şuraya da boşluğa, ortadaki boşluğa B yazıyorum. Ve A artı B'ye bakıyorum. Hem dikdörtgenin alanı A artı B, hem de çeyrek dairenin alanıdır diyorum. Buradan da geri kalan işlemi yapacağız inşallah. Şimdi şuraya biz bir x diyelim. Çemberin yarı çapını dediği şey 4 artı x'i soruyor. Yani burası da 4 artı x. Şimdi dikdörtgenin alanı 4 çarpı 4 artı x'tir. Dairenin alanı çeyrek daire olduğu için pi re kare bölü 4. Yani pi çarpı 4 artı x'tir yarı çapı, karesi bölü 4. İşte bunlar birbirine eşit. Çünkü ikisi de a artı b. Hemen 4 ile burayı çarpalım. 16 tane 4 artı x oldu. Eşittir pi çarpı 4 artı x'in karesi. 4 artı x ile buradan bir tanesini sildim. 16 eşittir 4 pi artı pi x geldi diyorum. Şimdi 4 pi'yi bu tarafa atalım. Çemberin yarıçapı dediği 4 artı x'i soruyor değil mi bize? He. Bunu biz hiç pi parantezinde tekrar yazayım mı arkadaşlar? 16 eşittir pi parantezinde 4 artı x. Pi'ye bölelim her iki tarafı. 16 bölü pi çıksın 4 artı x. Çünkü bize direkt 4 artı x'i soruyormuş. Ben x'i bulmaya odaklandığım için öbür türlü gittim. Evet, tamam, geldik 13 numaralı soruya. ABC dik üçgen. Tamam. BD DC'ye eşit 2 2. Bakın bunların yarı çapları 2. Şimdi 90'ın karşısı 4 iken sadece 30'un karşısı yarısıdır. O zaman burası 60. Burası da ne yaptı? 2 kök 3. Şimdi ne yapacağız? Dik üçgenin alanını bulacağız. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2'dir. Ve bundan şu 2 daire dilimini, ki bunlar toplam 30, 60 daha 90 derecelik daire yapar. Yani çeyrek dairenin alanını çıkartacağız. O da pi r kare 2'nin karesi, yani bölü 4. 4'ler gitti, 2'ler gitti. 2 kök 3 eksi pi geldi. Bursa'dan çıktı sorumuzun cevabı.
14. sorudayım. Dikdörtgen 12, 5. Dikdörtgenin teğetlerinin noktalarının merkez. Köşe taşında çözdüğümüz sorunun aynısı arkadaşlarım. Şimdi şu köşe taşlarına, köşe taşları diyorum, köşelere getiriyordum dikdörtgenin köşelerine ve buradan başlıyor. Buraya geldik, buraya geldik, merkezi gösteriyorum hep. Buraya geldik, buraya geldik. Şimdi merkez yarı çapı 1 santim olduğu için bir kere şuradan 1 santimlik bir parça buradan bıraktı. 1 santim de buradan bıraktı. 12 idi, şu ortaya 10 kaldı. Tabi burası da 10. 1 santim buradan, 1 santim buradan, 2 santimi burada bıraktı, 3 de buradan. O zaman kaç, ne kadar yol aldı? Şu dikdörtgenin çevresi kadar. 13, 13 daha, 26 santimlik yol alır diyebiliriz. Şimdi burada ne diyordu? AD 4, tamam. DC, şurası 9. AB 12. Hemen şuradan bir diklik indirelim. Burası 4, burası 9. Buraya 3 kaldı, şurası da 5 geldi. Şimdi burada ne yapıyordum dostum? Hemen şu teğetlere dikliklerimi indiriyordum. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle, şöyle diklikleri indirdim. Ve burada bir dikdörtgen oluşturdum 5. Burada bir dikdörtgen oluşturdum 9. Burada bir dikdörtgen 4. Burada bir dikdörtgen oluşturdum şöyle 12 diyorum. Şimdi bizim ipimizin uzunluğu bir kere 5, 12 daha 17, 9 daha 26, 4 daha bir kere bir 30 var. Artı bu 30'un üstüne şuradaki daire dilimi, şuradaki yay parçası, şuradaki yay parçası, şuradaki yay parçası. Ve bunları da topladığımızda tam bir daire yapıyordu. Yarıçapı 1 olduğu için tam dairenin çevresi 2pi r'den. R'ye pi yaz, 1 yazdım 2pi. 30 artı 2pi geldi. Cevap Edirne'den çıktı. Hadi son soruya bakalım. Kare DE eşittir DC'nin 5 katı ve şuralar 1'miş, 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 şurası da 4'müş. İpi gergin tutarak ok yönünde hareket ettiriyoruz. Şimdi bir kere şöyle gelecek, böyle gelecek 4 santim. Şuraya kadar gelecek. Şurada bir 3 bırakacak değil mi? 1 burada, 3 de burada bıraktı. Şöyle bir yol aldı bir kere. Çeyrek daire, yarı çapı 4 olan bir çeyrek dairelik yol aldı. O da nedir? 2 pi r tam daireydi. Yarı çapı 4 olan. Bölü 4 dediğim zaman da buradaki çeyrek daireyi buldum. Sonra şuradan buraya kadar gelecek. Şurada bir 2 santimlik şey bırakacak. Bu sefer yarı çapı 3 olan bir çeyrek dairelik yol aldı. 2 pi 3 bölü 4. Şimdi 2 santimi de şuraya kadar getirelim. Şöyle bir 2 santim, şurası 1 oldu. Bir yarı çapı 2 santim olan, şuraya yazıyorum, 2 pi 2 bölü 4. Son olarak bir de buradan buraya kadar gelecek. O da yarı çapı 1 santim olan bir çeyrek daire. 8 pi, 6 daha 14, 4 daha 18, 2 daha 20 pi bölü 4. O da 5 pi yapar. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıkar. Evet arkadaşlar, tarama testini de gömdük. Bir sonraki videomuzda konu testine geçeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.